Ankara'dan hepinize güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta Başkent Kulisi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan konuğum oluyor. Son günlerin popüler tartışma konusu Kanal İstanbul. Bu programda bütünüyle bu konuyu konuşacağız. Kanal İstanbul'la ilgili tartışmalara gireceğiz. Sorularımızı yönelteceğiz. Bu konularla ilgili merak edilen bütün soruları Sayın Bakan'a yönelteceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakan. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi şöyle bir soruyla başlatmak istiyorum programı. Hani bizi izleyen izleyicilerimiz çok büyük bir bölümü şu anda kahvaltı saati. Herkes kahvaltıda, televizyon bir taraftan açık. Bu Kanal İstanbul işi nedir diye soruyorlar insanlar. Ben de böyle bir soruyla başlamak istiyorum. Yani burada amacınız nedir, maksadınız nedir? Burada bir ticari bir faaliyet mi yürütülüyor? Burada milletin menfaatine olan ne var? Yoksa hani bir israf projesi olarak da bunu görenler var. Maksadınız nedir? Bu Kanal İstanbul projesini neden yapmak istiyorsunuz? Evet, teşekkür ediyorum. Ben de saygıdeğer seyircilerimize selamlarımı ve saygılarımı sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Kanal İstanbul projesinin yapılış amacı nedir? Kanal İstanbul'u biz İstanbul Boğazı'nın alternatifi olarak yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı olarak bu ülkede ulaşım ihtiyaçlarının yeterli seviyede ekonomik ve güvenli bir şekilde kullanıcılarına sunulması için ulaşımda aksayan her sektörde, her ulaşım modunda projeler üretiriz. Kanal İstanbul da bunlardan birisi. İstanbul Boğazı deniz ulaşımında dünyada en yoğun koridorlardan biridir. Uluslararası deniz taşımacılığında kullanılan özellikle. Ayrıca İstanbul'un, büyük bir metropol olan İstanbul'un şehrini iki yakasını birbirinden ayıran ve İstanbul'u İstanbul yapan en önemli tabii değerlerden biri olan İstanbul Boğazı'nda çok yoğun bir şehir içi deniz ulaşım trafiği var. Uluslararası trafik var. Şehir içi trafik var. Şehir içi trafiği var. Ve İstanbul'un güzelliklerini, tarihini, tabii güzelliklerini görmek isteyen insanların İstanbul Boğazı'nda gezinti amacıyla yaptıkları turizm amaçlı bir deniz trafiği var. Ve İstanbul Boğazı'nın geometrisi bu deniz trafiği için dünyanın en riskli su yollarından birisi. Ve giderek artan bir risk altında. Dolayısıyla biz Kanal İstanbul'u yapmaktaki maksadımız İstanbul Boğazı üzerindeki aşırı deniz trafiğini rahatlatmak, riskli, güvenliği giderek büyük risk oluşturan deniz trafiğini rahatlatmak için Kanal İstanbul'u yapıyoruz. Evet. Şimdi biraz rakamlara bakacak olursak, çok geriye gitmeye gerek yok. Biz Kanal İstanbul'u yapma talimatını, yapma kararını, gerekliliğini ortaya çıkacağını öngördüğümüzde buradaki bu trafiği geçtiğimiz 15 yıldan beri izliyoruz, ileriyoruz. Çok daha geriye gitmeye gerek yok. Şimdi bakın 2005-2019 yılları arasında bu tür eleştiriler olduğu için insanımızın kafasındaki karışıklıkları netleştirmek, soruları cevaplandırmak için bu rakamları veriyorum. Evet, buyurun. Evet, Bey. Son 15 yıllık geçiş ortalaması, uluslararası uğraksız deniz ulaşımı için, şehir içindeki rakamlar, buradaki şehir hatları, deniz
taşımacılığında kullanılan araçlar buna dahil değil. 57 ayrı iskeleden İstanbul Boğazı'nın civarına, yakın civarına deniz ulaşımı var. İstanbul'un çevresindeki 57 iskele var deniz ulaşımında kullanılan. Bunlar iç seferler. Bunlar iç seferler. Evet. Bunlar bu rakamlara dahil değil. Son 15 yılın ortalaması 48.296 uluslararası uğraksız deniz aracı geçmiş. Ne ifade ediyor bu rakam? Şimdi bu rakam aslında son 15 yıldan beri İstanbul Boğazı sos veriyor. Ben bu yükü kaldıramıyorum diyor. Ve bu süre içerisinde de İstanbul Boğazı'nda aslında yaşadığımız kazalar oldu. İstanbul Boğazı'nda her yıl deniz trafik kazası oluyor. Deniz araçları kaza yapıyor. Yani Boğaz'ın etrafındaki, sahilindeki tarihi eserlere zarar veriyor. Veya İstanbul Boğazı'nın civarındaki dünyada ilk defa bir deniz aracı toplu taşım yapan otobüse İstanbul Boğazı'nda çarptı, biliyor musunuz? Evet. Bundan 3 yıl önce. Hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorsunuz. Tarabya yakınlarında. Bir yalıya da çarptı. Bir yalıya çarptı ve çok değerli bir tarihi eserimizi yok etti. Şimdi giderek artan bir risk var. Riskin artışını da rakamlarla ve ölçeğiyle de insanımızın bilmesi lazım. Son 5 yıllık ortalama 42.258. Yani baktığınız zaman ne güzel, İstanbul Boğazı'ndaki azalıyor. Trafik azalıyor diyorsunuz. Son 3 yıla geliyoruz, yine düşüyor, 41.731. O zaman rahatlamıyor mu Boğaz böyle deyince? Evet, sanki rahatlar gibi görülüyor ama durum böyle değil. 2005, 2006, 2007 ortalaması, ki burada bizim kafamızda şimşekler çaktı. Bu Boğaz'ın durumu ne olacak diye. Bunu ele almamız gerekiyor diye hükümetimiz buna el attı. Parmak bastı, neşter vurdu. 55.426. Yani eskiye gittiğimizde Boğaz'ı kullanan araç sayıları daha fazla. Ama zaman bu mantık bizi şuraya götürmüyor mu? Giderek Kanal İstanbul'a olan ihtiyaç azalıyor çünkü Boğaz'daki trafik de azalıyor. Evet. Yalnız şimdi başka bir pencereden bakalım Mehmet Bey. Geçiş yapan gemi sayısında %25 azalma var. Doğru. Ama taşınan toplam yük miktarında %53 artış var. Bu nasıl olur? Yük miktarı artıyor. Önceki gemiler boş mu geçiyordu buradan diyebilirsiniz. Burada geçen gemiler Boğaz'da seyahat yapmak için mi kaptanlar buradan geçiyordu diye söyleyebilirsiniz, değil mi? Evet. Öyle değil durum. Daha büyük gemiler geçiyor, öyle evet. mi? Evet. Taşınan tehlikeli yük miktarında da son 15 yılda %11 artış var. İşte en büyük risk burası. Taşınan tehlikeli yük miktarında %11 artış var. Gemilerin boyutlarına baktığımızda azalan gemi sayısı, 150 metreden küçük gemiler %44 azalmış geçiş sayısı. Ama 150 metre ile 200 metre arasındaki gemilerin sayısı %67 artmış. Gemilerin boyutları büyüyor. Ve 200 metre ile 250 metre uzunluğundaki gemilerin artış oranı %17. Ve 250 metreden büyük gemilerin artış oranı %40. Bu bize biraz olayın risklerini irdelediğimizde şu sorunlar ortaya çıkacak. Geçmişte yaşadığımız bir petrol tankerinin İstanbul Boğazı çıkışında yaptığı bir çatışma, bir çarpışma sonucu patlaması İstanbul Boğazı'na 90.000 ton akaryakıt
bıraktı. Bunun 30 bin tonu 2 ay boyunca yandı. Bu 90 bin ton akaryakıt denizin dibine çöktü. Petrol, duruyor mu orada? Oradaki canlıların tamamını yok etti. 6 ay o bölgede hiç canlı yaşamadı. Sonradan tabiat, deniz kendisini telafi, tedavi etmeye başladı. Ama bugün böyle bir tanker kazasında 97 bin ton değil, 200 bin tonluk tankerler patlayabilir. Ve genelde de boğazın üst seviyesindeki su akış yönü Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru olması dolayısıyla ve keskin virajların buradaki, şöyle sizlere ifade edeyim. Mesela buradaki gemi trafiğini görüyorsunuz. Bir de başka bir size... Bu gemi trafiği şu anki durumunu gösteren bir gemi trafiği. Şimdi burada Boğaz'da şu bölgede özellikle, yani İstanbul'un en yoğun nüfusunun yaşadığı bölgede, şu bölgede genelde kazalar Marmara Denizi'ne yakın yerde oluyor. Çünkü risk bölgeleri ve Boğaz'ın geometrik olarak en keskin virajları aşağıya doğru. Kanlıca bölgesinden aşağıya doğru keskin virajlar var burada. Ve sürüklenmeden dolayı yukarıdan Karadeniz'den giren gemiler aşağıya doğru akıntıyla beraber giderken Boğaz'ın türbülanslı, arkozlu ve su akımının karışık olduğu bölgeler burası. Bundan mütevellit Boğaz'da ki deniz trafiği bir araç yarışlarında, hani motorlu taşıtların yarışlarında bir şeyler kullanılır da, virajda kullanılır da, onun gibi bir yer. İşte dünyanın en zor, en riskli su yolu bu şartlardan dolayı. İkincisi, Boğaz'da bir ters akıntı var. Yani sadece bir yönde akıntı var ama hem Karadeniz'den Marmara'ya hem Marmara'dan Karadeniz'e. Evet, geminin kontrolünü zorlayacak, etkileyecek Marmara'dan Karadeniz'e doğru da bir akıntı var. Buna denizciler dip dalgası diyor. Denizin içerisinde anaforlar var. Evet. Deniz altında laminar olmayan, düzgün olmayan ve gemilerin, deniz araçlarının özellikle büyük, draftı yüksek olan, suya daha fazla gömülmüş olan gemileri etkileyen, olumsuz etkileyen akıntılar var. Bu zaman zaman iklim şartlarında, az sisli olduğu zamanlarda veya lodos olduğu zamanlarda veya sert kuzey rüzgarların olduğu zamanlarda bu akıntılar daha deniz araçlarını kullanmakta kaptanlara sıkıntı çıkarıyor. Ve burada riskler daha da artıyor ve riskli bölge İstanbul'un Beşiktaş, Üsküdar, Beyoğlu, Kadıköy bölgesinde yoğunlaşıyor. Ve nüfusun da en yoğun olduğu yerler, tarihi eserlerimizin en yoğun olduğu bölgeler de burası. Evet. Risk bundan dolayı giderek artıyor. Peki efendim, şimdi Boğaz'la ilgili riskleri anlattınız, rakamlar vererek anlattınız. Şimdi insanların zihnindeki temel sorulardan bir tanesi şu: hani değecek mi Kanal İstanbul'u yapmaya, maliyet açısından değecek mi? Buraya harcanacak paralar ne kadar sürede geri dönecek? Kendini ne kadar sürede amorti edecek? Yani sadece bu Boğaz'daki riski bertaraf etmek için bu paraları Kanal İstanbul'a harcamak ne kadar doğru sorusu var. Yani işin öbür tarafında da kendi maliyetini kurtarabilecek mi? Nasıl bir fonksiyon icra edecek Kanal İstanbul? Evet. Ve hani en baştaki sorumu tekrar ederek pas atayım.
bu işe değecek mi? Yani Kanal İstanbul'u yapmaya maliyet açısından değecek mi? Bir kere tabii projeyi yapım gerekliliklerinden, yapım amaçlarından biri olarak öncelikle İstanbul Boğazı'ndaki riskleri bertaraf etmek olduğunu belirteyim. Evet. Ama bu tür projeleri devletin yatırım programına, hükümetimizin yatırım programını almak için fizibilite raporunda biz İstanbul'daki, İstanbul Boğazı'ndaki yaşayan insanların İstanbul Boğazı'ndaki tabii ve tarihi değerlerin korunması amacıyla bunu yapıyoruz diye ortaya çıkmadık. İstanbul Boğazı'ndaki geçen araçların önümüzdeki yıllarda öngördüğümüz hizmet süresi içerisinde bu projenin bir kere konuşulmaya başladığı tarih Sayın Cumhurbaşkanımızın projeyi kamuoyuyla paylaştığı tarihten çok öncesine dayanıyor. 2011'de çılgın proje olarak paylaşılmıştı. Evet efendim. Ondan daha önce başladığınız çalışmaya. 2011 yılının Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi halkımızla, insanımızla paylaştı ve çok önemli bir ilgi duydu. Ve bu projeyi paylaştıktan sonra girdiği seçimlerde de bu projeye karşı hiçbir muhalefet, bir olumsuz tepki seçim sonuçlarında olmadı, artısı oldu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bir proje insanı, bir siyaset insanı, bir devlet adamı olarak milletimizin yaşantısını etkileyecek olan, yaşantısındaki sorunları, sıkıntıları çözecek olan projeleri hayata geçirme konusunda vaat ettiği tüm projeleri bugüne kadar hayata geçirdi, geçiriyor. İnşallah bundan sonra da geçirecek, geçirecek olduğumuz ve vaat edilmiş olan projelerden biri budur. Evet. Ama şimdi gelelim sizin sorunuza. Bu projenin fizibilitesi diyoruz biz buna. Bu proje fizibil bir proje mi? Rantabil bir proje mi? Karlı bir proje mi? İç karlılığı nedir, dış karlılığı nedir? Bunu biz mühendisler olarak, bürokratlar olarak, yatırımdan sorumlu kişiler olarak, hem planlamadan sorumlu bürokratlarla, bu projeyi üretecek, yapacak, maliyetini belirleyecek, girdisini, çıktısını, gelirini, giderini hesaplayacak olan kişiler olarak tabii ki bu projede hesaplarımızı yaptık. Uzun sürede bu proje için çalıştık. Ama bu projenin yatırım programına alınması için projenin uygulama projesinden önce biz buna ön proje diyoruz. Bir avan projeyle bu projenin yaklaşık maliyetlerinin ne olabileceğini belirledik. Bu projenin hangi ortamda yapılabileceğini belirledik. Onu da gerekirse açarız biraz sonra ama sorunuzdaki cevaba geliyorum. Buraya harcayacak olduğumuz paranın kat be kat olduğunu, maksimum 15 milyar dolar civarında bu projenin bize maliyeti var. Bu projenin bize geri dönüş ve ülkemize sağlayacak olduğu faydayı da proje emir süresince 20 yıllık. Genelde projelerin tabii hayatiyetleri asırlarca hizmet verecek olan projelerdir bunlar. Evet. Bu bir konut projesi değil. Evet. Bu bir iş yeri projesi değil. Yapılacak ve kalacak. Bu efendim bir sanayi tesisi değil. Bu bir altyapı projesi. Altyapı projeleri uzun vadeli, yüksek maliyetli projelerdir. Ama bunlar diğer tüm sektörlere temel oluştururlar. Onların yatırımlarını teşvik ederler. Onların yaptıkları yatırımların rekabet gücünü artırırlar. Onlara kolaylıklar sağlarlar. Ulaşımda, tedarikte, lojistikte. Bu proje ülkemizin bir lojistik üs olmasını sağlayacak ve uluslararası deniz taşımacılığında bölgemizin
İstanbul'umuzun, Marmara'mızın, ülkemizin limanlarını besleyecek olan bir deniz su yolu projesidir. Yani bu 15 milyar dolarlık maliyetini 20 yıl içerisinde çıkarmasını öngörüyorsunuz. 20 yıl içerisinde bizim yaptığımız hesaplara göre 60 milyar dolarlık bir ülkeye gelir sağlayacak. Ya, o zaman daha da değiştirelim bunu. 20 yıl içinde 4 kat geri dönüşüm sağlayacak. Yani bu proje kendisini 4 yıl içerisinde çevresinde oluşacak olan gelişmelerle birlikte, diğer sektörlere sağlayacağı faydalarla birlikte, İstanbul'un şehirsel gelişimiyle birlikte ve İstanbul'un bulunduğu, yapıldığı konum itibarıyla İstanbul'un şehirsel planlarının içerisinde bulunması nedeniyle bu koridora tespit ettiğimiz en uygun koridorun İstanbul'un şehirsel gelişim planlarının içerisinde bulunması dolayısıyla İstanbul'un kentsel dönüşümüne, İstanbul'un riskli yapı, deprem riski altında olan yapıların dönüşümüne ve altlığını oluşturacak bir proje olması dolayısıyla sağlayacağı faydalar var. Ha, siz bu şeye tam tersinden bir bakışla yaklaştınız. Yani işte deprem riski veya betonlaşma gibi bir takım eleştiriler söz konusu. Siz buna buradaki şehirleşmeyle bir kentsel dönüşüm ve deprem riskini her boyutuyla olan binalarla deprem riskinin ya da depremin üreteceği sarsıntıların etkisinin azalmasına dönük katkı sağlayacağını söylüyorsunuz. Bunlar bir işin bir tek kalem değil tabii. Bu projenin sağlayacak olduğu gelirler sadece bu bölgedeki oluşacak şehirsel gelişimin getirdiği karlılıkla ilgili değil. Evet. Burada biz az önce dediğim gibi lojistik merkezler yapacağız. İstanbul Boğazı'nı kullanan araçların önemli bir kısmı bu kanalı kullanacak artık. İstanbul Boğazı'nı kullanan transit, uluslararası deniz taşımacılığında kullanan araçların olması gereken güvenli ve rahat bir şekilde geçirebilecek olduğu araç sayısını biz 25 bin civarında olduğunu öngörüyoruz. Nasıl bu kadar araç geçiyor? İşte presleyerek, zorlanarak, geceli gündüzlü risk alarak geçiriyoruz. İnsanlar Marmara'da bekliyor, Boğazlar'da bekliyor. Şimdi az önce bir resim gösterdim. Burada çok resim var. Bakın, bu Boğazı geçmek için bunların önemli bir kısmı sıra bekleyen gemilerimiz. Karadeniz'de efendim Marmara'da bekleyen gemilerimiz bunlar. Biz giderek buradaki gemi yoğunluğu, parkta bekleyen deniz araçlarının yoğunluğu giderek artacak. Bu gemilerin kendi tercihleri Kanal İstanbul mu olacak? Evet. Biz diyoruz ki bakın şu anda İstanbul Boğazı'nda ortalama bekleme süresi 15 saat günlük. Bir ama gemi geliyor, 15 saat geçmek için bekliyor. Ortalama. Bizim bu trafiği yönetirken bakanlık olarak tabii öncelik sırası verdiğimiz gemiler var. Riskli gemiler var. Beklettiğimiz gemiler var. Özellikle tehlikeli madde taşıyan, özellikle burada Montre şartları gereği ben kılavuz kaptanı istemiyorum, ben bu yoldan daha önce gezdim, burayı bilirim diyorsa bir kaptan, kılavuz kaptan da vermiyoruz, dayatmıyoruz. Römorkör desteği vermiyoruz, dayatmıyoruz. Römorkörler büyük gemilerin boğazdan bu kıvrımlı yollardan geçerken onlara rampa görevi yapan, onlara kılavuzluk ve onların denizde rotalarından çıkmasını önlemek için onlara bu destek. Karayolundaki uzun ve geniş araç. Aynen yani öyle. Önünden bir araba gider. Evet, tehlike. Böyle bir şey. Onun gibi onlara hizmet veren römorkörlerimiz var. Bunları alırsan geçiririz, yoksa bekleyeceksin. Şimdi bir bakıyoruz. Bu beklemeler tehlikeli madde taşıyan araçlarda 23 saat ortalama. Hı hı.
200 metreden büyük olanlarda bu ortalaması 35 saat. Ama bu ortalama. Bu 48 saat, 50 saat, 60 saat zaman zaman bekleyen gemiler var. Boğaz'da biz zaman zaman güvenlik için teknik manada gerek iklim şartları dolayısıyla, sis dolayısıyla, aşırı lodos dolayısıyla bu tür uğraksız geçen deniz trafiğine boğazı kapatıyoruz. Önceki gün bir kaza oldu, yoğun bir sis oldu. Evet. Biliyorsunuz 3 tane vatandaşımız bu bir çatışmada sisten dolayı bir gemi deniz kazası oldu. Boğazı trafiğe kapattık. Evet. Sis yoğunluğu gidene kadar, görüş mesafesi uygun mesafeye düşene kadar biz İstanbul Boğazı'nı trafiğe kapatıyoruz. Evet. Bu kapatmalar zaman zaman elimizdeki istatistiklerde 550 saatin üzerine yıllık çıkabiliyor. Hmm. Bunlar önemli rakamlar. Zaman zaman İstanbul Boğazı'nda biz efendim bir takım kültürel spor aktiviteleri yapıyoruz, yarışlar yapıyoruz. Bu zaman trafiğe kapatıyoruz. Buranın kurallarını biz koyuyoruz. İşte tüm bu kurallar ölçüsü içerisinde eğer giderek artan deniz trafiğini de çok fazla mağdur etmemek için onlara bir yangın merdiveni görevi görecek, onlara bir alternatif sunabilecek bir deniz yolu inşa ediyoruz. Bu deniz yolunun İstanbul Boğazı'na göre araç geçiş deniz trafiği kapasitesi İstanbul Boğazı'na göre 3 kata yakın. Yani 25 bin civarında bir gemiyi İstanbul Boğazı'nda geçirebilirken burada, biz buradan kanalın geometrik şartları gereği, kanaldaki su akımı şartları gereği, burada çünkü orkozlar, burada su akıntıları çok riskli olmayacak. İncelediniz mi bunların hepsini? Bunların hepsi laboratuvar ortamında. Çalışıyor. Dünyanın en büyük hidrolik laboratuvarında deniz yapılarıyla ilgili testlerin yapıldığı, model testlerin yapıldığı laboratuvarlarda incelendi. Biz bu geçtiğimiz 9 yıl içerisinde bu projenin idiğini, didiğini en ince noktasına kadar çevreyle olan ilişkilerini, inşaat sırasındaki yaşanabilecek sorunları, sıkıntıları yapım metoduyla, işletme süresindeki oluşabilecek olan her türlü yönüyle, çevresel boyutlarıyla, çevredeki diğer deniz hayatıyla, karadaki canlıların hayatıyla, her boyutuyla ve buranın, bu projenin etkileyecek olduğu efendim yeraltı, yerüstü su hareketleriyle birlikte hepsi incelendi, araştırıldı, kitaplarca çalışmalar yapıldı. Bu konuda uzman kişilerin her konuda 34 ayrı başlıkta bu proje incelendi. Evet. Bunların önemli bir kısmı yapım ve işletmenin haricinde çevresel boyuttaki uzman kişiler bu projenin yapılmasında bizlerle birlikte çalıştılar. Bizlere hizmet verdiler. Bizlere yardımcı oldular. Bu projeye katkı sağladılar. Hepsine teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Evet. Ben şu kısmını çok önemsiyordum. Bu konuda verdiğiniz cevabı da önemsiyorum. Yani bu projeye değecek mi sorusunu sormuştum size. Evet. 4 yıl içerisinde kendisini amorti edecek. Evet inşallah. Hani insanların zihninde bu kadar para harcanacak, bu para boşa mı gidiyor sorusu olabilir. Ben şahsen yani temel sorum zihnimde buydu. Hani buna değecek mi sorusu idi. Evet. 4 yıl içinde kendini amorti edecek. 20 yıl içerisinde 4 kat, 5 kat kendi evet. maliyetinin üzerinde bir kar getirecek. Ondan sonraki diyorsunuz. Süreler de cabası diyelim. Buradaki vizyonları biraz anlattınız ama dünyanın bir lojistik merkezi, yani çok cazip hale getirip dünyanın herhangi bir yerinden, Singapur'dan bir gemi kalktıysa, Çin'den bir gemi kalktıysa, ben mallarımı en elverişli, en karlı şekilde pazarıma ulaştırmak için Kanal İstanbul benim için çok ideal bir yer. Burayı evet. kullanayım
Bu mu yani şeyiniz, yaklaşımınız? Deniz yolunu kullanacak olan araçlar için önemli fırsatlar sağlayacak. Bakın, artık denizlerde taşımacılık yapan deniz araçlarının boyutları verdiğim az önceki örnekte giderek büyüyor. Bunun amacı ulaşım maliyetlerinin en aza indirilmesi. Rekabet gücünün artırılması. Biz burada bir uluslararası denizcilik alanında bir otorite olan yabancı bir firmaya, Hollanda firmasına bir müşavirlik hizmeti aldık. Bir bu koridordaki gelecekte oluşabilecek olan ticari hareketlerden deniz trafiği ne kadar etkilenir diye baktığımızda, bizim uzun vadede bu bölgede taşınacak olan yüklerin miktarı, deniz trafiğine olan etkisi, boğazı geçecek araçların geçiş talebi 80 binin üzerine çıkacak. 87 bin civarında bize öyle bir bilgi mi geldi? 2070 yılındaki projeksiyon 86 bin gemi. 2050'deki projeksiyon 78 bin gemi. Dünyadan değişen şartları, ticari hareketliliği, üretimin ve tüketimin ekseninin giderek doğuya doğru kayması ve Karadeniz hinterlandındaki havzasındaki ülkelerin dünyadaki pazarlara daha fazla kaynak aktarımı yapacağı, doğal kaynakların aktarımını yapacağı ve dolayısıyla zenginleşmenin kendilerine sağlayacak olduğu tüketim artışından dolayı da bu bölgelere yine daha fazla pazarlanacak yükün geleceği hesap edilmiş. Evet. Şimdi 86 bin gemi talebi var. Eğer biz bu kanalı yapmasak ne olur biliyor musunuz? Bu yükler başka yere mi gider? Evet. Bizim hükümet olarak bir projemiz var. Bizim hükümet olarak bulunduğumuz coğrafyanın bize sağladığı avantajları ülkemizin menfaatine kullanma gibi bir derdimiz var. İstanbul Büyük Havalimanı'nı bunun için yaptık. Hızlı demiryolu, orta kuşak demiryolunu bunun için yaptık, yapıyoruz. Ülkemizin uluslararası karayollarını, ülkemiz üzerinden 7 adet uluslararası karayolu geçiyor. Sınır aşan yollar, Avrupa'dan geliyor, Orta Doğu'ya, Güney Asya'ya, Karadeniz Havzası'na giden 7 adet uluslararası karayolu koridoru var. Yine demiryolu koridorlarımız var. Biz bunların altyapısını güçlendiriyoruz. Bunları kullanıcılar için daha cazip hale getirmek için gayret gösteriyoruz ve bu yatırımları yapıyoruz. Neden? Benim bulunduğum coğrafya Avrasya'nın kalbinde bulunuyor. Merkezi, evet. Benim bulunduğum ülke komşu ülkelerin gerek siyasi gerek idari yönden en güvenli geçiş koridoru. İklim şartlarım yılın 365 günü geçişe müsait. Demir yolunda böyle, kara yolunda böyle, deniz yolunda Karadeniz Havzası'nın yüklerini ben boğazdan geçiremezsem, burada gelen gemiler bekleme süresi 3 gün, 5 gün, 1 haftayı bulunca, eğer bu rakamlar gerçekleşince ticari kimse, olarak evet, kendilerine başka yol ararlar. Veya bize farklı baskılar yaparlar. Dünyada her şey ticaret ve gelir üzerine kurulmuş. Büyük devletler güçlerini de bu gelirlerden, bu ekonomiden sağlıyorlar. Peki efendim, bu projeyle birilerine rant sağlanıyor, peşkeş çekiliyor gibi bir takım eleştirilere muhatapsınız hükümet olarak. Evet. Buna ne dersiniz? Yani oradaki bu güzergahtaki arazilerin bir ranta dönüştürülmesi, birilerinin zenginleşmesine
dönük bir niyeti olduğu şeklinde eleştirilerle de muhatapsınız. Yani bunları bütün muhalefet sözcülerine dinliyoruz. Bu kısmına ne dersiniz işi? Şöyle, tabii bu kısmı da çok fazla manipüle ediliyor, saptırılıyor. Bu bölgedeki kanalın yapılacak olduğu bölgedeki araziler kimin? Bu ülke insanın arazileri. Bu ülke insanının zenginleşmesi bir rant olarak görülüyorsa, haksız edinim olarak görülüyorsa biz bunu kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki burada biz bu kanalın etrafında, kanalın sağlayacak olduğu deniz ulaşımı ve lojistikten sağlanacak gelirlerle bu kanaldan bir fayda sağlayacağımız gibi bu kanalın çevresinde oluşturacak olduğu gelişmelerden de gelir sağlamam lazım. Bir katma değer olması lazım. Evet, zaten bu kanalın etrafındaki arazilerin %44'ü kamu arazisi. Bu planlamadan kamu faydalanacak öncelikle. Özel mülkiyetler de var. Özel mülkiyetler de burada yapılacak olan imar planları içerisinde kendilerine göre uygun olan yerlere imarlı arsaları kendilerine tahsis edilecek. Şimdi efendim, başka bir bu konuyla ilgili ne gibi fayda sağlanacak konusunda şöyle bir cevap vermek istiyorum. Evet, tablo. Bir taraftan benim gözüm arkamızdaki ekranda dönen Kanal İstanbul'un. Şimdi Kanal İstanbul burası efendim. Evet. Burası da Kanal İstanbul'un Küçükçekmece Gölü'nün giriş noktasındaki yapılar. Bunların hepsi deprem riski altında. Biliyorum ben, evet. Altınşehir, evet. Şahin Tepesi'ni biliyor musun? Evet, biliyorum. Burada bizim insanımız yaşıyor. Bunlara rant sağlayacağız. Bu insanların hayatına biz kolaylık getireceğiz. Bu insanların buradaki kendi emeğiyle, zorla, şerle yapılmış bunlar imarsız gecekondular. Yani fakir insanlar. Fakir insanlarımızın yaşadığı bir bölge yani burası. Bakın, muhabirken gittim orada belediyelerin yemek aş dağıttığı bir yer. Evet. Gidip buralarda evet. Bir Mehmet Şimdi, Akif Ersoy mahallesi vardı. Benim. Evet. Şahin Tepe var, Mehmet Akif var, Altınşehir var. Burada 2400 tane yapı bulunuyor ve hepsi deprem riski altında. Bunların hepsi bizim insanımız. Bunların hepsi bizim ülkemizdeki fabrikalarda, iş yerlerinde çalışan, emeğiyle, alın teriyle para kazanan insanımız. Biz bunlara rant sağlayacağız. Biz ülkemiz insanına rant sağlayacağız. Ülkede yapılan bütün projeler bu ülkenin insanının parasıyla yapılan bütün projelerin rantabilitesi, iş karlılık oranı fizibilite raporlarında öngörüldüğü şekilde öncelikleri tespit edilerek bu yatırımlar yapılır. Bu, evet. Bu rant ifadesi biraz kirlendi, kirletildi. Sizin buradan baktığınız yerden bakınca başka bir yere çıkıyor tabii. Evet. Şimdi biz şu anda dün yine İstanbul'da deprem yaşadık. Evet. Allah muhafaza. Allah büyüğünden Allah saklasın. Tabii. Şimdi Avcılar'da efendim, Bakırköy'de, Küçükçekmece'de, İstanbul'un Marmara sahilinde. En büyük risk orası zaten. Marmara sahiline yakın olup da özellikle 80'li yıllardan önce yapılmış olan binaların kahir ekseriyeti risk altında. Bugünkü şartnamedeki değerleri, şartları sağlamıyor. Ne yapacaksınız onu? Kanal İstanbul yapılınca. Ne yapacağız? Yapılınca... Bu insanları kaderine mi terk edelim? İstanbul'u dert etmeyen insanların yönetim anlayışıyla mı bu olaya bakalım? Ha, kentsel dönüşüm dediniz mesela. Evet. Depremle ilgili olarak bu alanda evet. Açılacak olan sahalarda buralardaki eski yapıların yerine yeni şehirleşmeler burada oluşacak. Evet, bakın. Bu da bir depreme karşı hazırlık, öyle şimdi mi? Şimdi şöyle Mehmet Bey,
Efendim biz Kanal İstanbul çalışmasını ta geçmiş yıllarda bahsettiğim nedenlerle başlattığımızda, eğer bu Kanal İstanbul koridoru Küçükçekmece duruş hattında değil de Silivri Karaköy hattında yapılmış olsaydı, bizim İstanbul'daki insanların kentsel dönüşüm yapı rezerv alanını oraya götürmemiz daha zor olacak. Çok zor olacaktı. Uzaklaşıyordu çünkü şimdi. Biz yapı rezerv alanı nedeniyle Kanal İstanbul'un koridorlarının tercihinde bir kriter kullanmadık. Çevre boyutuyla, efendim yapı maliyetleriyle, işletme maliyetleriyle ilgili kriterleri ağırlıklı olarak kullanarak bu koridor meydana çıktığında biz 2011 yılında yapı rezerv alanı olarak bu kanalın etrafında 450 bin hektarlık bir alan belirlendi. İstanbul'daki risk altındaki yapıların bu bölgeye taşınması İntikali. Ve özellikle de kıymetli olan arazilerde, yerlerde, emlaklarda oturan insanlara da böyle bir kanalın etrafı cazip gelebilir, bunu değerlendirebiliriz. Peki, gibi bir fikir ürettik. Mesela ne tür şeyler? Bakırköy'de 80'den önce yapılmış olan evleri, evi olan birisi, evi yıkıldığı zaman bu bölgede ev mi vereceksiniz? Evet, şimdi az önce gösterdiğim yer gibi. Bizim Güngören'de, Bağcılar'da, evet, Bayrampaşa'da, çok kötü. Esenler'de çok yoğun yapılaşmanın olduğu maalesef. Ve mevcut imarlı arsasında artık daha fazla konut kat yapma fırsatı olmayanlara alternatif olarak burayı önereceğiz. Ama rahat alabilecek mi yani orada? Şimdi, hani 1 milyon 3 milyon lira ederse Güngören'deki birisi nasıl gitsin alsın oradan o evi? Şimdi bu tabii kendi oradaki yapısının katının, dairesinin değeri diğer aynı dairede yapılan insanlarla beraber ortaklaşa tercihlerine bırakılacak, belirli kredi imkanları sağlanacak. Kentsel dönüşümün de amacı bu zaten. Evet. Yani ikna olacak insan. Tabii ki yani zaten zoraki sopa aynen. zoruyla kimseyi bir yerden aynen. bir yere taşıyamıyorsunuz. Aynen. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bu tartışmaların dozajının artmasına kendisinin ciddi bir katkısı var. Yani bu işi çünkü çok ciddi anlamda sahiplenmiş durumda. Kanal İstanbul'u engellemek için gece gündüz bir tartışma yürütüyor. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani bir acaba İstanbul üzerinden, Kanal İstanbul üzerinden bir prim yaparak kendisini Cumhurbaşkanlığı adaylığına mı hazırlıyor Sayın Ekrem İmamoğlu? Tabii onun kendi iş dünyasındaki düşüncelerini bilmemiz niyet okumak gibi olur. Ama derdi İstanbul olmayan bir belediye başkanı olarak bugüne kadarki tavır ve hareketleri, bir yıla yaklaşıyor belediye başkanı olarak, bu tür projelerle İstanbul'a, hatta İstanbul Belediyesi'ne çok önemli gelirler sağlayacak olan, sadece devlete değil İstanbul Belediyesi'ne çok önemli gelir fırsatları sağlayacak, İstanbul'da yaşayan insanlara çok daha güzel bir yaşam mekanı alanları oluşacak, bir akıllı şehir, bir yeşil şehir İstanbul'a kazandıracak olan, İstanbul'un marka değerini artıracak olan bir projeye yaklaşımı, efendim bu depremi tetikler, bu ihanet projesidir demesi, İstanbul'la ilgisi alakası olmayan, farklı hesapları olan bir kişi izlenimi uyandırıyor. Niyet okumuyorum. Evet. Ancak günden güne değişen söylemleri bir önceki ve bir sonrakinin de birbirine uymayan, bağdaşmayan söylemleri de başkalarının verdiği düşünce ve fikirlerle sık sık konuşan ve hareket eden bir belediye başkanı. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın,
İstanbul için çok önemli olan tüm ülkemizde hükümetimizin yaptığı şehir hastaneleri var. Evet. Dünyanın gıpta ile baktığı sağlık hizmeti veren şehir hastane projemiz var. Sağlık Bakanımız bundan bir ay önce bana dedi ki ya Haziran ayında Başakşehir'de, Kayaşehir'de yaptığımız hastaneyi açacağız. Ama önceki yönetimin bu hastaneye ulaşacak olan metro sistemini ve karayolu altyapısının inşaatını durdurdu. Ekrem İmamoğlu. Evet. Başakşehir'deki şehir hastanesine yapılacak olan metro hattı ve... Evet. Dünyanın en son teknolojisiyle, teçhizatıyla, donanımıyla, konforuyla İstanbul'umuza, İstanbullulara hizmet verecek olan ve Haziran'da açılması planlanan bu hastanenin ulaşım yollarının ihalesi daha önceki yönetim tarafından yapılmış ve son aşamaya gelmiş olan metro istasyonunu özellikle durduruyor. Metro istasyonu hastanenin tam içerisinde, kampüsün içerisinde. İnsanlar çok rahat, İstanbul'un tüm her yerinden metro ile gelip bu hastaneye ulaşma imkanını sağlayan bir ulaşım sistemini özellikle durdurdu ki hastane açılmasın diye. Böyle bir belediye başkanı yönetimi olabilir mi? Bunu hükümet yaptı. Hükümet bundan siyasi rant sağlar diye bunu durduruyor. Buradan tüm İstanbullulara, tüm ülkemiz insanına ben bunu şikayet ediyorum. Benim iliklerim şu anda donmuş vaziyette, tüylerim diken diken olmuş vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu duyunca biz İstanbulluları bu tür yöneticilerin eline mi bırakacağız dedi. Gereği neyse hükümet olarak, devlet olarak tamam, biz yaparız. Tamam, onu soracaktım ben de. Evet. Siz mi yapacaksınız şimdi o metroyu? Evet, yapmazsa biz yapacağız. Ben bu hizmeti insanımdan bir tane sorun, İstanbul'daki insanların sorunlarını, dertlerini, özellikle de sağlıkla ilgili konudaki bir hizmeti dert etmeyen, düşünmeyen bir belediye başkanı. Belediye başkanının insafına bırakamayız. Biz hükümetiz. Biz İstanbul'un da hükümetiyiz, Türkiye'nin de hükümetiyiz. Biz bu ülkenin menfaatlerini sadece Ankara'da değil, Hakkari'de, Artvin'de, Muğla'da, Kırklareli'nde ve İstanbul'da her yerde koruruz. Sınırlarımız dışındaki menfaatlerimizi de korumak için gerekli tedbirleri alırız. Gerekli operasyonları yaparız. Yapıyoruz da zaten. Biz devletiz. Millet Sayın Cumhurbaşkanımıza bu devleti yönetmek için yetki verdi. Belediye başkanlarımızın efendim kısır anlayışına, insafına bu milleti bırakamayız. İhalesi bitmiş bir metro hattıydı, öyle mi o? Tabii, ihalesi yapılmış, inşaatı başlamış, şantiyeleri kurulmuş. Diğer metrolar da aynı şekilde. Ama bu çok ekstrem bir örnek efendim. Bu temel atmama töreni evet. Yapılmıştı. Evet. O mantığa oturuyor. İşte İstanbul'la ilgili bir derdi olmayan, bir sorunu olmayan insanlar, başka hesaplar peşinde koşan yöneticileri, ben ülkemizin, değerli insanlarımızın kendi takdirine bırakıyorum. Peki, yani bu tabii sağlıkla ilgili bir konuda böyle bir politik bir araç haline getirmek. Evet. Gerçekten tartışılması gerekiyor. Şimdi bu projeyi ne zaman ihaleye çıkacaksınız? Kanal İstanbul projesi hangi yöntemle yapacaksınız? Parası hazır mı? Biraz da bunları konuşalım. Kalan 15 dakikalık süremiz içerisinde. Evet, tabii böyle büyük projelerin planlama ve projelendirme aşamaları uzun sürer, uzun da sürdü. Aslında geç kalmış bir proje. Biz bu yıl içerisinde Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalara, inşaat çalışmalarına inşallah başlayacağız. Bu yıl içerisinde. Bu yıl 2020'de. Evet.
Tabii Kanal İstanbul'un yapılacak olduğu bölgede şu anda bir takım hizmet veren, insanların kullandığı, hizmet aldığı altyapı tesisleri var. Yollar var, banliyö hatları var, demir yolları var, enerji hatları var, isale hatları var, iletişim hatları var. Öncelikle kanal inşaatından dolayı İstanbul'un trafiğinin etkilenmemesi için bu altyapıların deplasmanını ihale edeceğiz. Bunların bir kısmını yap işlet devret de önümüzdeki günlerde... Ne yapacaksınız? Daha yerin daha altına mı alınacak bu mesela? Enerji hatları diyorsunuz. Yerin altına, kanalın altına alınacaklar var. Kanalın üstünde köprü olarak yapılacaklar var. Bu koridorda toplam 7 adet karayolu geçişi var. Bunlar kanalın üzerindeki deniz trafiğini etkilemeyecek şekilde inşa edilecek. Şu andaki yollar inşa edilecek. Görüntülerin o ilgili bölümünü arkadaşlar getirebilirse. Yine demir yolumuz var. Onu kanalın altından tünelle geçireceğiz. Hızlı demir yolu projemiz var. Orta kuşak dediğimiz ta Çin'den başlayıp Londra'ya gidecek olan demir yolu projemiz var. Yine 3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçip de Avrupa'ya ulaşacak hızlı demir yolu projemiz var. O kanalın üstünden geçecek. Evet. İsale hatları alttan geçecek. İletişim hatları bu köprülerin yanında yapacak olduğumuz tesisat sistemleri, box'larından, kutuların içinden geçecek. Enerji hatlarımız, havai hatlar üstten geçecek. BOTAŞ, doğalgaz hatları alttan geçecek. Bunların hepsinin ayrıntılı bir şekilde projeleri, bunların işlevlerinin, görevlerinin, fonksiyonlarının aksamadan bu deplasmanlar yapılıp irtibatlar sağlanacak. Ondan sonra kanalın inşaatına gireceğiz. Evet. Koridor tamamen boşaldıktan sonra, koridor tamamen açıldıktan sonra burada tabii kanal inşaatında aslında çok ileri teknik ve teknoloji gerektiren bir inşa metodolojisi yok. Kazmayı vurup gideceksin. Evet, su seviyesinin üstündeki kalan kısımları kazacağız, araziyi remodele edeceğiz, şehir planlarına göre modellendireceğiz çevresini. Kanalın inşaatından sonra hizmet verecek olan efendim bu yolları, bu ortamların geometrisini hazır hale getireceğiz. Önce bu köprüler yapılacak. Sonra çevre düzenlemesi, tanzimi yapılacak. Bu köprüyü belediye yapmayacak mı köprüleri? Şimdi bizim Kanal İstanbul yapımına karar verildiğinde bakanlıklarımız, ilgili bakanlıklarımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz bir protokol yaptık. Bu protokolde de kanalın inşaatı ile ilgili olarak tarafların sorumluluklarını belirledik ve bu görevleri bu bakanlıklar yapacak. Aslında hepsi bunların kamu kurumu. Evet. Belediye de bir kamu kurumudur. Diğer bakanlıkların birimleri de kamu kurumudur. Bunları herkes üzerine düşen görev yapacak. Peki. Devam edin isterseniz. Yani şeyi anlatıyordunuz. İnşaat süreci. Metodunu anlatalım. Evet. Biz bu deplasmanlar yapıldıktan sonra 15 milyar dolar dediğim yaklaşık maliyetin 5 milyar doları bu deplasmanlar. Ne demek deplasman? Bu yolların yeniden inşası. İnşası. Yani D100 yolunun, TEM yolunun, Kuzey Marmara Otoyolu'nun, D20 yolunun, Arnavutköy, Hadımköy, Sazlıbosna yolunun köprülerinin yapılması, bunların demir yollarının yapılması, bunların ihalesi yaklaşık 5 milyar dolar olarak tahmin ettik. Ha bu tenzilatla birlikte 4 milyar dolara düşer. %25 tenzilat yapılır, düşer.
Bunlar bizim öngördüğümüz yaklaşık maliyetler. Bunlar peki nasıl yapacaksınız? Yani hangi yöntemle yapacaksınız? Şimdi yap işlet devret hazine garantili bir modelle mi yapacaksınız? Köprülerde olduğu gibi. Şöyle, hizmetinden para alacağımız bu Kuzey Marmara Otoyolu'nun iki tane köprüsü var. Bunlar yap işlet devlet yöntemiyle yapılacak. Diğerleri milli bütçeyle yapılacak. Kanalı da yap işlet devlet yöntemiyle yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili olarak uluslararası ölçekte firmalar ilgileniyorlar. Öyle mi? Evet. Biraz daha Çinliler açabilir misiniz? Çinliler var. Efendim, Hollandalılar var. Batı Avrupa ülkeleri var. Fransızlar var. Belçika firmaları var. Kore firmaları var. Bu projeyle ilgilenen Rusya firması var. Bunların yap işlet devlet yöntemiyle yapılması konusunda istekli olan ve çalışma yapan bu firmalar var. Bunların biz önceden sözleşmeleri hazırlamadan nasıl bu yatırımı finanse edebilirsiniz, ne kadar gelir karşılığı sizi bu projede teklif vermeyi düşünürsünüz diye bunlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Ha, biz bu projeyi yap işlet devlette yapmamız bizim için uygun değil, biz buraya yatırım yapmayız denirse biz bunu milli bütçeyle yapacağız. Milli bütçeyle yapıp kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. İhalesini yapacağız. Bu zaten köprüler yapıldıktan sonra geriye kalan iş hafriyat ve çevre tanzimi ve şehircilik projesi. Esas gelir sağlayacak olan kanalın etrafındaki bazı turizm, ticari amaçlı gayrimenkullerden sağlayacak olduğumuz gelirleri biz bu yap işlet devrette bir. Gemi geçiş gelirleri. Biz buradan yıllık 1 milyar dolar asgari gelir bekliyoruz. Gemi geçişlerinden. Gemi geçişlerinden. 250 milyon dolar yıllık bu diğer deniz yapılarından, limanlardan, lojistik merkezlerden, marinalardan ve deniz turizm amacıyla uygulanacak olan faaliyetlerden de bir 150 milyon dolarlık gelir bekliyoruz. Yani 1.350 asgari bizim kanal inşaatı bittiğinde buradaki yapılacak olan işletmelerden bir gelir elde ediyoruz. Başka bir konu da yine bu kanaldan çıkacak olan toprağı Karadeniz kenarındaki Durusu Gölü ile Karadeniz arasında su sızıntısını engellemek için yapacağımız tampo dolgunun olduğu yerde bir takım alanlar elde edeceğiz. Ticari alanlar ve buradaki alanlarda buranın yaptığımız ölçümlerde de rüzgar enerjisine uygun alanlar oluyor. Karadeniz'deki rüzgar ölçümlerinde buradan da enerji amaçlı gelirler elde etmeyi planlıyoruz. Şimdi yap işlet devret şey daha ekleyecektim. Bir şey daha ekleyecektim. Bu deniz yapılarından sağlanan gelirlerin yanına diyeceğiz ki kanalın etrafında şu kadar metrekare ticari alan, şu kadar metrekare turizm alanı, şu kadar metrekare konut alanı kamunun parselleri üzerinde olanlardan, vatandaşınkilerden değil. Vatandaş kendi imar arsasını kendi değerlendirecek. Diyeceğiz ki şu kadarını size işletme süresi boyunca kullandırabiliriz. Veya istiyorsanız mülkiyetini size şimdiden verir. Siz bunları ön lansmanla, ön tanıtımla satıp gelir finansman sağlayıp kanal inşaatını yapabilirsiniz. Bunları ayrıntılara girersek uzun sürecek. Bunlar çok ayrıntılı şeyler. Bu tür yöntemlerle. Anladım. Yani kanalın etrafındaki imarlı, ticari alanların gelirleriyle ve deniz yapılarından elde edecek olduğumuz gelirleriyle bu kanalı inşa etmeyi planlıyoruz. Evet. Bu kanal inşa edildikten sonra 4 yıl içerisinde kendi masrafını kapatacak öngörülerimiz diye böyle. Bir öngörünüz var. Biraz önce kamuya ait olan %40'lık arazinin de
bu değerlendirme çerçevesinde bir gelir getirici bir... Tabii bu da onların içinde tabii. Yani şöyle insanların şeyini daha da netleştirmek için sorularını bu yap işlet devret bir sürü ülkeden firmalar ilgileniyor dediniz. Bu firmalara devlet borçlanacak mı yoksa yapacakları bu iş karşılığında kendini kurtaracak mı bu proje? Yani Kanal İstanbul projesi yapılırken bittikten sonra tekrar ileriye dönük çocuklarımızı, torunlarımızı borçlandırma sonucu üretecek bir risk var mı? Evet, aslında bu soruyu ben şu şekilde cevaplandırmak istiyorum. Bizim bugüne kadar yaptığımız yap, işlet, devret yöntemiyle hayata geçirdiğimiz projeleri eleştirenlere de bir cevap olması açısından bana bir fırsat tanıdınız. Tekrar size teşekkür ediyorum. İstanbul Hava... Bir iki dakikalık süremiz kalmış. Örnekleyerek cevaplandırayım. Tabii, iki dakikaya sığdıracağım inşallah. İstanbul Büyük Havalimanı'nı yaptık. Devletin kesesinden bir kuruş para çıkmadı. Ve burayı 25 yıllığına bir yapma şartıyla bir görevli şirket girdi, aldı, en yüksek parayı verdi. Şu anda 1 milyar euronun üzerinde yeni rakamlarla bize devlete para veriyor. Kazanıyor, veriyor. 1 milyar euro. 1 milyar euro yıllık bana kira ödüyor. Burada yaptığı tesisin arazisini kullanım kirası ödüyor. 25 yıl sonra da bu tesisin anahtarını bana verecek, gidecek. Evet. Ben bunu tekrar hazır tesisi, bak bu tesise yatırım yaptı. Bu tesise bugüne kadar 4,5 milyar euro yatırım yaptı. Bundan sonra bir 5,5 milyar euro daha yatırım yapacak. Bana bunu 25 yıl sonra bırakıp gidecek. Her yılda 25 yıl boyunca 1 milyar her yıl giderek bu artıyor. Yolcu arttıkça artıyor. Bunlar bir vizyonun, bunlar bir hayalin ürünü. Tarlaya tohum atmadan tarladan bir şey bekleyemezsiniz. Biz bunları milli bütçeyle yapmış olsaydık belki başka yatırımlarımızı gerçekleştiremeyecektik. Yap işlet devlet yöntemiyle yapılabilecek olan otoyolları, enerji santrallerini, hava ulaşım sistemlerini, limanlarımızı, marinalarımızı yapıyoruz. Ve bunlar belirli bir süreliğine yapılıp devlete teslim ediliyor. Burada da aynı mantık olacak. İlâ nihaye burası kimseye verilmeyecek. Bu yapılacak olan yatırımın kullanım şartları idarenin belirlediği usul ve esaslara göre olacak. Siz sadece buraya yapacaksınız, işleteceksiniz. Bundan elde edecek olduğunuz gelirlerle yaptığınız yatırımın parasını ve kazancını alıp gideceksiniz. Ve bu yatırımların hepsi devlete kalacak. Otoyollarla ilgili çok eleştiri alıyoruz. Ankara, İstanbul, evet. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul, efendim, İzmir, Ankara, Niğde, İstanbul, İzmir Otoyolu. Ya bunlar 10 yıl sonra bu devletin malı olacak. Garanti ödememiz var mı? Var. Yaklaşık garanti ettiğimiz rakamın ortalama otoyollarımızdaki gelir ortalaması ilk yıllardayız %50. Trafik arttıkça ödeyeceğimiz garanti miktarı artan gelirle azalıyor. Dolayısıyla ben bu yatırımın asgari %60'ını, 70'ini bu yatırımdan elde ettiğim gelirle sağlıyorum. Anladım. Yoksa bu yatırımların bana sağladığı fayda diğer parasız yollarda yaptığım yollar gibi oradaki faydalar kullanıcısına sağladığı zaman tasarrufu, akaryakıt tasarrufu, çevreye olan olumlu olumsuz etkileri, bölgedeki bu yolların hizmet verdiği, bu ulaşım sistemlerinin hizmet verdiği alanlardaki diğer sektörlerdeki gelişmeler benim esas gelirim, esas faydam onlar. Benim ülkem büyüyor. Biz hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içerisinde şu anda 830 milyar dolar olan gayri safi milli hasılayı
2 trilyon dolara çıkaracağız. Bunun için bize altyapı lazım. Altyapı olmazsa bu yatırımlar gelmez, bu yatırımlar olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben Sayın de Bakan, teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olunuz. Tüm seyircilerimize hayırlı tatiller, hayırlı pazarlar diliyorum. Sağ olunuz. Teşekkür ediyorum. Efendim, bu hafta Başkent Kulisi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan konuğum oldu. Kanal İstanbul'u konuştuk. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.